Şimdi kameramızı haber merkezimize çevirelim. Ekip arkadaşımız Emre Kaplan bizi bekliyor haber merkezinde. Hem dün akşam bir karşılaşmanın perde arkasında yaşananları hem Galatasaray'ın transfer gündemini konuşacağız Emre. Hoş geldin, kolay gelsin. Ceyda teşekkürler, İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Bir transfer gelişmesi ekranda yerini aldı. O kadar çok bu sezon Galatasaray'da sol bek mevkiine yapılacak hamleleri konuşuyoruz ki işte o mevkiden ayrılık resmi yet kazandı artık. Angelino Roma'ya transfer oldu. Dilersen bu gelişmeyle başlayalım sonrasında detaylandıralım. Ceyda senin de söylediğin gibi aslında sezon başından bu yana sol bek konusu Galatasaray'da çok fazla gündemi meşgul ediyor. Geçen sezona başlarken de böyleydi ve Galatasaray'ın yaptığı ilk transferlerden bir tanesiydi aslında Angelinho. Kampa yetişen bir isimdi. Biraz beklentilerin yüksek olduğu Okan Hoca'nın ısrarla istediği bir oyuncuydu. Fakat beklentiler karşılanmadı. 20 maçlık bir opsiyon vardı. Daha doğrusu 20 maçlık bir limit vardı opsiyonun devreye girmesi için. 19. maç itibariyle Angelinho ile artık fiili olarak zaten yollara ayrılmıştı az önceki açıklamada Roma kulübünün yaptığı açıklamada bir anlamda malumun ilanı oldu. Sezon sonuna kadar Roma forması giyecek İspanyol savunma oyuncusu. Bir yine Galatasaray'la olan anlaşmasındaki gibi bir satın alma opsiyonu olduğu bilgisi var. Galatasaray kulübü kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapacak ama Galatasaray'ın da buradan ufak da olsa bir gelir elde etme durumu söz konusu. Yarım sezonluk maaşını ödedi Galatasaray Anneli'nin yani ama sezonun geri kalanı ile ilgili duruma dair bir gelir elde etme durumunun söz konusu olduğunu söyleyelim. Kısa süre içerisinde burada bir açıklama yapılacak. Tabi artık Galatasaray'da gözler tamamen gelecek oyunculara çevrildi. Saşa Boy ile yollar ayrıldı. Angelinho ile yollar ayrıldı. Ve aciliyetle birlikte aciliyetle transferlerin gerçekleşmesi gereken iki bölge. Dün Okan Hoca da basın toplantısında maç bitiminde bunu ifade etmişti. Sağ bek ve sol bek. Bu konuda yoğun bir şekilde çalışmalar var. Dün maçın bitimi itibariyle Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Ayhan Akman, yine aynı şekilde ARGE sorumlusu Fatih Demireli ve Uğur Yıldız bir transfer görüşmesi gerçekleştirdiler. Bir transfer toplantısı gerçekleştirdiler. Okan Hoca da belli bir bölümüne katılmıştı. Sonrasında Okan Buruk ayrıldı ama saat yeni günün ilk saatlerine 02'ye 02.30'a kadar bu ekip stattaydı. Sıklıkla hem kendi işlerinde durumu değerlendirdiler hem de tabii gündemde olan oyuncularla ilgili bazı görüşmeler yapıldı. Şu anda Galatasaray'ın sağ bek gündeminde Öne çıkan isim ilk günden beri aslında Sasha Boyle yolların ayrılması netleştikten sonra Asinyon. Ren forması giyen oyuncu için girişimler, görüşmeler devam ediyor. Yanı sıra yine Strasbourg'da oynayan Senaya için de Galatasaray'ın girişimleri var. Bu iki isim ön plana çıkan isimler. Tabi gün içerisinde ya da son birkaç gün içerisinde çok fazla farklı isimle telaffuz ediliyor ama en azından yönetim tarafından teyit edebildiğimiz, girişimlerin görüşmelerinin olduğunu teyit edebildiğimiz isimler Asinyon ve Senaya. iki tane Fransa Ligi'nde oynayan genç oyuncu Galatasaray'ın gündeminde. Cuma gününe kadar aslında Galatasaray'ın vakti var bu konuda. Bir de Solbek transferi gerçekleştirmek istiyor Sarı Kırmızılı yönetim. Cuma'ya kadar yapılması gereken iki hamle olarak bir Sabek bir Solbek'i görüyor Galatasaray yönetimi. Solbek'te de Rıdvan Yılmaz ismi uzun zamandır gündemde. Uzun zamandır görüşmeler, girişimler yapılıyor. Son durumu anlatmıştık aslında birkaç gün öncesinde çok da yeni bir gelişme henüz olmuş değil ama artık bugün içerisinde yeni bir temas sağlanmasını bekliyoruz Rıdvan konusunda şöyle bir durum var. Oyuncu sezon sonuna kadar aslında Galatasaray'a gelmek istiyor. Sonrasında uzun vadeli planında daha farklı şeyler olabileceğini ifade ediyor. Galatasaray sezon sonuna kadar kiralayıp sonrasında bir opsiyon koymak istiyor. Rangers kulübü ise Rıdvan'ın bonservisine sahip olan Rangers kulübü ise zorunlu bir satın alma anlaşmasıyla Rıdvan'ı göndermek istiyor. Bir bonservis geliri elde etmek istiyor. Kulüpler arasındaki durum çözülecek gibi gözüküyor. Belli bir noktaya geldi. Rıdvan'la ilgili de opsiyondan sonra olası opsiyonun devreye girmesi halinde gerçekleşecek şartlarla ilgili bir görüşme yapılacak. Bu konuda henüz net bir görüşme yapılmadı, net bir teklif yapılmadı. Yani açmak gerekirse eğer Rıdvan önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalacaksa kaç yıllık bir sözleşme olacak ve oyuncunun ücreti ne kadar olacak bunlarla ilgili durum henüz çok fazla netleşmiş değil ama kısa süre içerisinde burada da gelişmeler bekliyoruz. Bir de tabii çok konuşulan orta saha daha da spesifik söylemek gerekirse Okan Hoca'nın isteği bir 10 numara transferi. Bununla ilgili de belli görüşmeler var ama on numara transferi sanki bu cumadan sonraya biraz daha tabiri caizse tırnak içerisinde bir fırsat transferine dönecek gibi. Geçen sezonki Zaniolo transferine benzer bir hamle yapabilir Galatasaray bu noktada. Şu anda dediğimiz gibi en acil ihtiyaçlar sağ bek ve sol bek. Bu konuda sıcak gelişmeler var. Yani bugün içerisinde bile, bugün akşam saatlerinde bile belki daha somut haberler, belki daha bitme aşamasında isimlerden bahsedebiliriz. Şu an elimizde olan isimler sağ tarafta Asinyon ve Senaya, sol tarafta ise Rıdvan Yılmaz gibi gözüküyor. Bu oyuncularla ilgili kısa süre içerisinde somut gelişmelerin yaşanmasını bekliyoruz. Emre bir de e, takım içindeki havayı ve atmosferi de sormak isterim sana. Şimdi e, transferleri evet Galatasaray bekliyor ama bir yandan haberlerimizde de yer verdik. E, Okan hoca takım içinden çözümler üretmeye de devam ediyor ve bu tam bu noktada da yıldızı parlayan isimler var. Barış Alper Yılmaz bunlardan biri. E, tecrübeli isimler yine e, Muslera dün akşam e, yaptığı kurtarışlarla oynadığı rolle ön plana çıkan isimdi. Ama yedek bekleyen her isme her an görev gelebilir. Biraz takım içindeki atmosferi de sormak istiyorum. Çünkü şampiyonluk yarışı da görünen o ki bu sezon nefes kesecek. Ceyda aslında bağlantı öncesi, yayın öncesi ekrana gelen bir VTR vardı Okan Hoca'nın. Sol bekte 7 farklı oyuncu kullandığına dair ama bunu biraz daha geliştirirsek sadece sol bekte değil stoperlerde çok farklı isimleri gördük. Maç içerisindeki planlarda da değişmekle birlikte Mesela dün Torreira maçın ikinci yarısını stoper olarak tamamladı. Daha öncesinde İstanbul Spor maçında Kerem Demirbay'ın sol stoper oynadığını gördük. Berkan sol bekte oynadı. Kaan Ayhan neredeyse oynamadığı mevki kalmadı Galatasaray'da. En azından sahanın Galatasaray'a ait olan bölümünde sağ bek, stoper, sol bek, orta sahanın merkezi her yerde görev aldı. Barış Alper stoper ve kale dışında her yerde oynamaya devam ediyor. Sağ bekte, sol bekte, iki tarafta, kanatların iki tarafında ve forvette Barış Alper'in oynamaya devam ettiğini görüyoruz. Bu anlamda takım içerisinde belli çözümler oluşuyor. Tabi bu Okan Hoca adına bir artı olarak değerlendiriliyor ama biraz tabi kadro planlaması da bu doğrultuda eleştiriliyor. Çünkü bu kadar fazla kendisine ait olmayan rolde oyuncuların oynamak durumunda kalması biraz tabi kadro planlaması konusunda da eleştirilere sebebiyet veriyor. Galatasaray şu ana kadar puan anlamında sonuç anlamında bunun çok fazla problemini yaşamadı tarihin en iyi, kendi adına tarihin en iyi başlangıçlarından birini yaptı Galatasaray. Dün galibiyetle birlikte Okan Hoca 15 maçlık bir iç saha rekorunu kırmış oldu. Bu anlamda bir problem yok ve tabii büyük takımlar şampiyonluk havasında giderken bu galibiyet serilerinin yakalanması da içeride daha pozitif bir atmosfer oluşturuyor. Mesela örnek vermek gerekirse sezon başından beri Zaha'nın durumu hep tartışılır durumdaydı. Bazen iyi bulundu performansı, bazen sakatlıklardan dolayı duruma eleştirildi ve yanı sıra da beklentinin çok yüksek olduğu bir oyuncuydu. Zahan'ın da sadece skora katkı yapma anlamında değil, takıma aidiyet anlamında da birkaç maçtır daha iyi duruma geldiğini görüyoruz. Takım evet. arkadaşlarıyla zaman zaman hatta oradan da eleştiriliyordu gol sevinçlerinde ya da takım birlikteliğinde biraz daha uzakta durmasıyla ama son birkaç maçtır Zahan'ın da takıma net bir şekilde adapte olduğunu, takımın net bir parçası olduğunu her halinden görebiliyoruz. Bunlar tabii Galatasaray adına olumlu gözüken durumlar ama şu anda transfer konusu çok kritik. Cuma akşamına kadar Galatasaray'ın süresi var. Bir sağ bek, bir sol bek ve şu notu da paylaşalım tabii. Zaman zaman söylüyoruz ama hatırlatmakta fayda var. Avrupa listesinde 3 yeni oyuncu ekleyebiliyor Galatasaray. Berkan sezon başında listeye yazılmamıştı, takıma geri döndü. Bir sağ bek ve bir sol bekle birlikte sanki Berkan'la bu üçlü tamamlanacak gibi devre arasındaki üçlü olursa bir on numara transferi o daha çok ligde oynamak üzerine olacak gibi duruyor. Bir de senin gözlemini sormak isterim şu konuda. Kerem Aktürkoğlu dün akşam maçın ardından en çok konuşulan isimlerden biriydi. Oyundan çıkarken Okan Hoca'nın ben ekrana gelen görüntülerde Kerem'e nasıl sarıldığını oyundan çıkarken gördüm. Kerem bu takımın kaptanı aynı zamanda milli takım içinde çok önemli bir isim. Ama Galatasaray taraftarının bazen tepkileri acaba Kerem'e etkiliyor mu? Sen o anda neler gözlemledin oyundan çıkarken ve sonrasında oyuncu mixondan çıkışını gerçekleştirirken morali nasıldır diye sormak isterim. Ceyda, Kerem bu anlamda gerçekten çok özel bir örnek. Bu baskıyı kaldırma anlamında çok özel bir örnek. Hatta hemen kendi sözüne de atıfta bulunabiliriz. Bir önceki maç sonu basın mensuplarının önüne çıktığında şunu söyledi. Benim mental yapımın güçlü olduğu biliniyor. En başından beri böyleydi ama benim mental gücüm yüksek diye de her şeyi de çok fazla hak ettiğimi düşünmüyorum şeklinde bir ifadesi olmuştu. Tam da aslında biraz onun üstüne denk gelmiş oldu dünkü maçta yaşananlar. Kerem çıkarken genel itibariyle tabii ki iç sahadaki maçlarda oyuncular sahadan çıkarken o taraftarla olumlu bir reaksiyon olumlu bir iletişime girmeyi bekliyorlar. Kenara geldiklerinde o alışıla geldik dönüp alkışlama refleksi var. Kerem onun için arkasını döndüğünde o protesto karşılaştı ve biraz morali bozuldu. Zaten sosyal medyada da çok fazla paylaşılıyor. O görüntüyü birçok insan görmüştür. Sonrasında ama Mixon'dan çıkışında biz Kerem'i gördük. Normal diğer maçlardan sonra nasıl çıkıyorsa nasıl bir durumdaysa o şekilde oldu. En azından dışarıya çok fazla yansıtmadığını gördük ama dediğim gibi Kerem genelde bu tip durumlardan kendisine pozitif şeyler çıkarabiliyor. Sonrasında daha pozitif performanslarını görebiliyoruz Kerem'in bu tip durumlardan sonra. Samsun Spor maçında da bunu kendine bir artıya çevirmeye çalışacaktır. Ama dediğim gibi yani bu konuda benim en azından aşağı yukarı 10 yıldır Galatasaray'ı takip etmeye çalışıyoruz. Gördüğüm sadece Galatasaray'da değil Türk futbolunda gördüğüm mental gücü en yüksek oyunculardan bir tanesi Kerem. Bu eleştiriler çok fazla etkilemiyor performansını ama şunu da söylemek lazım. Tabii ki tribünde belli bir noktadan tepki oldu ama dünden beri de hem Galatasaray kulübü hem taraftarların büyük bir bölümü hem takım arkadaşları Kerem'e büyük bir destek gösterdiler. Bunun da bir moral olacağı aşikar.